Okyanusun yüzeyinin derinliklerinde okyanus tabanından dev dağların yükseldiği ve erimiş lavların soğuk sulara aktığı gizli bir ateş ve öfke dünyası yatıyor. Bunlar gözlerden uzak dünyadaki esrarengiz ve gizemli jeolojik özelliklerden bazıları olan denizaltı volkanlarıdır. Dünyanın tüm okyanuslarında bulunan bu sualtı devleri gezegenin yüzeyinin ve ekosisteminin şekillenmesinde kritik bir rol oynar. Aynı zamanda dünya üzerindeki en aktif ve dramatik jeolojik özelliklerden bazılarının da temsilcileridir. Bu belgeselde denizaltı volkanlarının büyüleyici dünyasını keşfedecek ve okyanus ortamlarını nasıl oluşturduklarını, patladıklarını ve etkilerini detaylıca inceleyeceğiz. Yolculuğumuz yoğun volkanik ve sismik aktivitenin atnalı şeklindeki ateş çemberinin okyanus havzasını çevrelediği Pasifik Okyanusu'nda başlıyor. Denizaltı volkanları dünyanın tüm okyanuslarında bulunabilir. Ancak Pasifik Ateş Çemberi ve Orta Atlantik Sırtı gibi tektonik plakaların buluşup etkileşime girdiği alanlarda özellikle bol miktarlarda bulunur. Bu volkanların boyutları küçük sualtı tepelerinden, deniz tabanından binlerce metre yükselen yüksek dağlara kadar değişik boyutlardadır. Bu inanılmaz yapıları keşfetmenin kolay bir iş olmadığını belirtmeliyim. Karasal benzerliklerinin aksine denizaltı volkanları gözden uzaktır ve incelemesi çok zordur. Ancak ileri teknoloji ve gelişmiş enstrümanların yardımıyla bilim insanı artık okyanusun derinliklerini araştırabiliyor ve bu anlaşılması zor gizemli yapıların sırlarını ortaya çıkarabiliyor. Deniz tabanından yükselen yüzlerce denizaltı volkanı sıcak magma yayarak zamanla yeni kara kütlelerini oluşturur. Burada gördüğümüz şey gerçekten harika. Denizaltı volkanları tamamen veya kısmen okyanusun altındaki yanardağlardır. Buradaki deniz tabanı bazıları hala buharlaşan ve dokunulamayacak kadar sıcak olan lav akıntılarıyla kaplıdır. Ve şuraya bakın, bu bir hidrotermal menfez. Burada aşırı ısınmış su ve mineraller deniz tabanından fışkırıyor. Bu menfezler aşırı koşullarda gelişen benzersiz bir bakteri ekosistemine ve diğer organizmalara da ev sahipliği yapar. Excel Seamount gibi denizaltı volkanları erimiş magma dünyanın mantosunun derinliklerinden yükselip deniz tabanında patladığında oluşur. Genellikle tektonik plakaların çarpıştığı dalma zonlarında oluşan karasal volkanların aksine denizaltı volkanları tipik olarak magma yüzeye çıkıp katılaştıkça yeni okyanus kabuğunun oluşturulduğu okyanus ortası sırtları boyunca yer alır. Zamanla tekrarlanan patlamalar bazıları sonunda okyanus yüzeyini aşıp adalara dönüşebilen devasa denizaltı dağlarını oluşturur. Ancak çoğunlukla denizaltı volkanları gözden uzak kalır ve ateşli patlamaları ile deniz tabanını şekillendirir. Ve tabii ki benzersiz ve çoğu zaman tuhaf yaratıklar için de bir yaşam alanı sağlar. Bu denizaltı volkanların en büyüleyici yönlerinden birisidir. Sert ve aşırı koşullara rağmen benzersiz ekosistemleri de desteklemeye devam eder. Bu bölgeler derinlerde yaşayan deniz canlıları belgeselinden hatırlayacağınız dev tüplü solucanları, yeti yengeci ve parlayan deniz anası gibi egzotik derin deniz canlılarına ev sahipliği yapar. Denizaltı volkanları deniz yaşamı için yeni habitatlar yaratacak ve deniz suyunun kimyasını değiştirecek seviyede okyanus ortamı üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Deniz tabanından sıcak su ve gazlar salındığında meydana gelen hidrotermal havalandırma, aşırı koşullarda yaşamaya adapte olmuş benzersiz bir bakteri ve hayvan ekosistemini destekler. Denizaltı volkanlarından salınan mineraller ve besinler de çevredeki suları gübreleyerek fitoplanktonların büyümesini teşvik eder ve besin zincirini destekler. Deniz tabanının sert ve dünyevi olmayan ortamına adapte olmuş olan bu yaratıklar yoğun ısıya ve kimyasal açıdan zengin sulara da uyum sağlamıştır. Onların varlığı dünyadaki yaşama çeşitliliği ve dayanıklılığını anlamamız açısından kıymetlidir. Ayrıca denizaltı volkanları için bir başka önemli araştırma alanı da dünyanın çevresel koşulları üzerindeki etkileridir. Çünkü magma deniz tabanından fışkırırken onu çevreleyen suya da büyük miktarda ısı ve gaz salar. Bunun okyanus akıntıları, deniz yaşamı ve hatta dünyanın iklimi üzerinde derin bir etkisi vardır. Denizaltı volkanları uzak ve ulaşılmaz görülebilir. Ancak gezegenimiz üzerindeki etkileri sarsıcıdır. Bu volkanların boyutları küçük deniz dağlarından dev kalderalara kadar değişebilir ve tektonik levha sınırları, okyanus ortası sırtları ve volkanik sıcak noktalar boyunca bulunur. Uzak konumlarına rağmen denizaltı volkanları inanılmaz derecede aktiftir ve birçoğu sık sık büyük patlamalar meydana getirir. Bu ateşli dağlar patlamaları ve okyanus tabanını şekillendirmedeki rolleri sayesinde dünyanın iklimini düzenlemeye, okyanus akıntılarını etkilemeye ve gezegenin tarihine ve evrimine dair ipuçları sağlamaya yardımcı olur. Denizaltı volkanlarının oluşumu okyanus kabuğunun derinliklerinde başlayan karmaşık bir süreçtir. Farklı levha sınırlarındaki magma ayrılan tektonik levhalar arasındaki boşluğu doldurmak için mantodan yukarı doğru devamlı yükselir. Bu magma yeni okyanus kabuğu oluşturmak için katılaşarak okyanus ortasındaki sırtları oluşturur. Sadece okyanus ortası sırtlardaki bu volkanların bile dünyadaki magma üretiminin %75'ini oluşturduğu tahmin edilmekte. Yakınsak levha sınırlarında bir tektonik levhanın diğerinin altına battığı dalma batma bölgeleri oluşur. Alçalan levha alçaldıkça eriyerek yüzeye çıkan ve volkanik adalar veya deniz dağları oluşturan magmalar üretir.
üretir. Denizaltı volkanları magmanın türüne, volkanın derinliğine ve okyanus ortamına bağlı olarak çeşitli şekillerde patlayabilir. Denizaltı volkanlarının toplam sayısının çoğu artık sönmüş durumda olsa bile 1 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor. Bunların yaklaşık 75 bini deniz tabanının 1 kilometre üzerinde yükseliyor. Birçok denizaltı volkanı aynı zamanda deniz dağlarını da oluşturur ve tipik olarak 1000 ila 4000 metre derinlikteki bir deniz tabanından aniden yükselen sönmüş volkanlar şeklinde görünürler. Son 12 bin yılda dünya okyanusları ve denizlerinde yalnızca 119 tane denizaltı yanardağının patladığı bilinmekte. Bu patlamalar ile gelen püskürmeler sessiz lava akışlarından kül ve gazı yüksek su sütununa fırlatan patlayıcı büyük olaylara kadar değişebilir. Magma ve deniz suyu arasındaki etkileşim ayrıca buhar patlamaları ile ve kül döküntülerini dışarıya atabilir. Denizaltı patlamaları ayrıca tsunamileri, toprak kaymalarını ve hidrotermal havalandırmayı da tetikleyebilir. Örneğin 2022 yılında Mart ayında Japonya'da patlayan sualtı volkanı en son 1954 yılında aktif bir şekilde patlamış. Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından Honshu Adası'nın güneyinde bulunan bir denizaltı yanardağında patlama yaşandığının açıklanmasının ardından yakınlardaki sularda seyreden gemilere volkanik gaz ve kül ile yeni patlama ihtimali ve tsunami uyarıları yapılmış. Kuzey Iwo Jima Adası'nın yaklaşık 5 kilometre kuzeybatısında bulunan Funko Asene bölgesinde 1930-1945 yılları arasında yılda 2 ile 3 kez patlama yaşandığı ve bu patlamalardan sonra bölgedeki sularda renk değişiminin gözlendiği biliniyor. Bu durum sualtı volkanlarının takibinin ne kadar önemli olduğu konusunda da değerli bir örnek. Bilim insanları denizaltı volkanlarının yeni kara kütlelerinin oluşumunda oynadığı rolle de ilgileniyor. Erimiş kaya zamanla katılaşıp biriktikçe sonunda su yüzeyinin üzerine çıkarak yeni adalar ve yer şekilleri oluşturabilir. Bu süreci anlamak patlamaya eğilimli alanlarda volkanik aktivite ile ilişkili riskleri tahmin etmek ve azaltmak için çok önemli. Püskürmelerin sıklıkla görülebildiği ve kolayca incelenebildiği karadan farklı olarak sualtı patlamalarını doğrudan gözlemlemek çok daha zordur. Bunun yerine bilim insanları sismik izleme, sonar görüntüleme ve volkanik kayalardan ve tortullardan numune alma gibi dolaylı yöntemlere güvenir. Bu teknikler sayesinde denizaltı volkanlarının dünya üzerindeki en aktif ve dinamik jeolojik özelliklerden bazıları olduğunu öğrenebiliyoruz. Denizaltı volkanlarını incelemenin zorluklarına rağmen bilim insanları için bu esrarengiz yapılar yoğun bilimsel araştırmanın konusu olmuştur. Uzaktan algılama, deniz tabanı haritalama ve derin deniz sondajı dahil olmak üzere çeşitli son derece teknolojik teknikler kullanılarak bu eşsiz ortamların jeolojisi, biyolojisi ve ekolojisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkarıyor. Okyanusun derinliklerini keşfetmeye ve gezegenimizin gizemlerini daha da derinleştirmeye devam ettikçe denizaltı volkanlarının incelenmesi, bilimsel araştırmaların önemi ve büyüleyici bir alan olmaya devam edecek gibi görünüyor. Çünkü bilim insanları için denizaltı volkanlarını incelemedeki ilk zorluk onları bulmaktır. Çoğu deniz dağları kıyıdan uzakta ve birkaç bin metre veya daha fazla derinliklerde bulunur. Bu uzak bölgeleri keşfetmek için bilim insanları uzaktan çalıştırılan araçları ve otonom sualtı araçları gibi gelişmiş sualtı teknolojisine güvenir. Bu araçları kullanarak araştırmacılar deniz tabanının ayrıntılı haritalarını oluşturabilir ve daha fazla çalışma için ilgili alanları belirleyebilir. Özellikle derin deniz dalgıçları ve uzaktan çalıştırılan araçlar da dahil olmak üzere teknolojideki ilerlemelerle bilim insanları bu volkanları benzeri görülmemiş ayrıntılarla inceleyebiliyor. Bu çalışmalar dünyanın jeolojisi ve okyanus ortamını anlamamıza katkıda bulunan denizaltı volkanlarının oluşumu, patlaması ve etkisi hakkında yeni bilgilerin ve haritaların ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu haritalar da deniz dağlarının oluşturduğu uçsuz bucaksız sualtı manzaralarını ortaya koyarak bunların zaman içinde nasıl oluştuğunu ve geliştiğini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Bilimsel yeni keşiflerin yapılması bizim tür olarak hayatta kalmamızı dahi etkileyecek büyük bir öneme sahip. Çünkü denizaltı volkanlarının gezegenimizin iklimi üzerinde de çok büyük etkileri olduğu unutulmamalı. Püskürdükçe okyanusa saldığı büyük miktarlardaki ısı ve gaz küresel okyanus akıntılarını ve dünyanın iklimini doğrudan etkileyebilir. Son yıllarda bilim insanları denizaltı volkanlarının iklim değişikliğindeki rolünü incelemekle giderek daha fazla ilgilenmeye başladı. Çünkü eğer bu sualtı patlamalarının okyanusları ve atmosferi nasıl etkilediğini anlayabilirsek gelecekte iklim değişikliğinin etkilerini daha iyi tahmin edebilir ve olası felaketlerin de önüne geçebiliriz. Denizaltı volkanları hem büyüleyici hem de dünya tarihi için önemli olan dikkate değer jeolojik yapılardır. Gezegenin yüzeyini şekillendirir, deniz yaşamı için yeni habitatlar yaratır ve okyanus ekosistemine katkıda bulunur. Axial Seamount gibi denizaltı volkanlarını inceleyerek gezegenimizin iç işleyişi hakkında daha fazla şey öğrenebilir ve doğanın huşu uyandıran gücü için daha derin bir görüş kazanabiliriz. Artık kıyıya dönerken bu gizli ateş ve öfke dünyasını geride bırakıyoruz. Ancak derinliklere yaptığımız bu yolculuktan edindiğimiz bilgi
ve anlayışı da yanımızda taşıyoruz. Denizaltı volkanları deniz tabanını şekillendirmeye ve yukarıdaki dünyayı etkilemeye devam ettiği sürece biz Homo sapiensler dahil olmak üzere bütün yaşam için hayati bir öneme sahip olduğu unutulmamalı. Dünyanın jeolojisini ve gezegen ile sakinleri arasındaki karmaşık etkileşimleri daha iyi anlayabilmek için bu volkanları yakından incelemeye devam etmeliyiz.